Hepinize merhaba. Bugün Düzce Üniversitesi'nin eğitim modeli nasıl olacak? Bunun hakkında bilgi vereceğim. Arkadaşlar, buna geçmeden önce SİNET'e gireceğim. Kanalıma abone olup ve bana destek olmanız. Sizin destekleriniz sayesinde bu videoyu artıyorum arkadaşlar. SİNET'e gireceğim. Bana destek olmanız için kanalıma abone olmanız gerekiyor. Arkadaşlar, bir de şöyle bir şey var. Düzce Üniversitesi'nin eğitim modelinin daha ayrıntısı Düzce Üniversitesi'nin bölümler kısmında var. Yani siz bölümler kısmına girerek Düzce Üniversitesi'nin eğitim modelinin hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Bir de arkadaşlar, YÖK Başkanı yapacağı açıklama var Eylül ayı içerisinde. Bu YÖK Başkanı'nın yapacağı açıklamada dersini tam uzakta eğitim yapan üniversiteleri etkilemeyecek. Tamamen hibrit sistem, hibrit modeli uygun üniversiteleri etkileyecek. Bu yüzden hangi üniversite hibrit sistem deniyorsa, YÖK Başkanı eğer online olursa bütün üniversitelerin açılmayacağını söylerse, bütün o hibrit sistem yapan bütün üniversiteler de online'a dönmek zorunda. Arkadaşlar, Düzce Üniversitesi 2007-2021 güz döneminde uygulamalı ve bazı teorik dersleri uzaktan eğitim olacağını anlattı. Şimdi arkadaşlar, şöyle bir şey var. Şimdi biz bunları buraya aldık. Hangi dersin uzaktan, hangi dersin online olacağını söyledik. Ama arkadaşlar, şöyle bir şey var. Yani biz bunu buraya sığdıramıyorduk. Hani okumuyor farkındaysanız. Bakın şurada da var. Hani bazıları okunmuyor. Özellikle bakın şurada birkaç yer okunuyor. İşte arkeoloji falan hepsi uzaktan falan yazmış. İlahiyat uzaktan yazmış. İlahiyatın hazırlığı hibrit yazmış. Yani hazırlık olacak diye. Siz bunun daha ayrıntısını bunu buraya niye kattım? Ben bunu buraya katmama sebebi sizin durlar kısmına giderekten, Düzce Üniversitesi durlar kısmına giderekten buna ulaşmanız. Bunu orada yakalaşarak daha ayrıntılı bir şekilde görebilirsiniz. Arkadaşlar, şu okunmuyor da, yani biz ne yaptığını ettik, bu burası sığmadığı için okunmuyordu. O yüzden şu biraz okunuyor ama yani burada hani birkaç örnek vereyim. Mesela arkeoloji uzaktan olacakmış. Biyolojinin 3. sınıfı dışında hepsi uzaktan olacakmış. 2. ve 3. sınıfı. Çevre, dili ve edebiyatı hepsi uzaktan olacakmış 4. sınıf dışında. Felsefe hepsi uzaktan. Ondan sonra Gürcü dili ve edebiyatı son sınıf parça hepsi uzaktan. Ondan sonra kimya 2. ve 3. sınıf parça hepsi uzaktan. Matematik hepsi uzaktan, sosyoloji hepsi uzaktan, tarih uzaktan, Türk dili ve edebiyatı uzaktan. Ondan sonra ilahiyatın hazırlığı, bakın hazırlık hibrit sistem olacak. Hem uzaktan hem de yüz yüze. İlahiyatın normali son sınıf dışında hepsi uzaktan. İlahiyatın ikinci öğretimi de son sınıf parça hepsi uzaktan. Bilgisayar mühendisliği 1. sınıf parça hepsi uzaktan. Bilgisayar mühendisliği 2. öğretimi de aynı şekilde. Biyomedikal mühendisliği 1. sınıf ve 3. sınıf parça hepsi uzaktan. Arkadaşlar, siz buna daha doğru bakarsınız. Ben buradan bu arada tıp fakültesine söyleyeyim. Tıp fakültesi de hibrit sistemi olacakmış. En alt seviyemiz zaten. Hani okumadığı için pek bir şey söyleyemedim. Özellikle hani siz bakarsınız neyin ne olduğunu. Ben sadece bunu söylemek istedim. Yani Düzce Üniversitesi'nin duyurla kısmına gidersin ama neticede üniversitenin hibrit sistemi bazı bölümlerde, bazı derslerde hibrit, bazı bölümlerde ise tamamen uzaktan model uyguladığını göreceksiniz. Hani ilahiyatçılar falan yani hibritleri uzaktan tamamen mesela şey yok yani matematik öğrenmeniyim miydi? Evet, matematik öğrenmeniyim mesela tamamen uzaktan. Ya da sosyoloji, tarih, Türk dil ve edebiyatı buna tamamen uzaktan. Tamamen uzaktan olan bölümler de var. Hibrit sistemi yapılan bölümler de var. Siz dediğim gibi bu Düzce Üniversitesi'nin şu anda duyurla kısmında bu var. Yani buraya girip duyurla kısmında bulup inceleyebilirsiniz. Kendi bölümünüzü bulup inceleyebilirsiniz. Ben size bugün Düzce Üniversitesi'nin eğitim modelini anlattım. Hibrit sistem de var. Tamamen online de var. Tamamen açılmayacaklar da var. Yarı açılıp yarı açılmayacaklar da var. Siz bunu daha ayrıntılı incelersiniz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde biz buradayız. Yeni videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşçakalın.